Onlar şimdilerin parlayan yıldızları. Hepsi birbirinden popüler, hepsi birbirinden göz alıcı. Peki acaba yıllarca önce nasıl görünüyorlardı? Merak ediyor musunuz? Bu hafta geçtiğimiz günlerde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel ATV'nin ünlü simalarıyla çocukluklarını konuştuk. Yıllar önceki eski fotoğrafının altına bir zamanlar Michael Jordan'dı mı yazan şimdilerin karizmatik oyuncusunu tanıdınız mı? Peki ya arkadaşlarıyla objektife gülümseyen sevimli çocuğu? Bir diğer fotoğrafında bayramlıklarını giymiş yakışıklı da aynı kişi. Fotoğraftaki tatlı çocuk bir zamanlar Çukurova'nın demir yamanı Murat Yunalmış'tan başkası değil. Çok yaramaz bir çocuk olduğum söylenemez. Aslında sessiz sakin bir çocukluğum vardı ama aile akrabalar içerisinde neşeliydim bayağı. Çünkü taklit yeteneğim vardı ve insanlar devamlı bana taklit yaptırırlardı. Kendi ailem için de böyleydim. Daha şen şakrak ama yabancı ortamlarda daha sakin, sessiz bir çocukluğum vardı. Sevgili Murat Yunalmış, sizi şöyle geçmişe götürsek o günlerden hatırladığınız bir anınız var mı? Bir sürü var tabii de çocukluğumla ilgili. Kendi mesleğimle ilgili altyapıların oluştuğu bir anımı anlatabilirim. Babam VHS video kasetlerinin dağıtıldığı dönemde bana film afişi getirirdi devamlı. O küçük kartlardan getirirdi. Ve ben onlara bakıp hayal kurardım devamlı. Hani kendimi onların yerinde hep düşünürdüm. Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın. Özellikle ikisine karşı büyük hayranlığım var. Hala da var. Hayal ettiğim şeylerin şu anda gerçeğe dönüştüğünü görmek benim için gerçekten gurur verici. Esra Erol çocukluğunu doyasıya yaşayanlardan. Esra Erol'un çocukluk fotoğraflarına bakıyoruz da neredeyse hiç değişmemiş. İfadesi, yüzündeki tatlı gülümseme hala aynı. Çok sokak çocuğuydum. Yani sokakta oynamayı, o arkadaşlık ilişkilerini çok iyi kurmuş, o çocukluğunu çok hakkıyla yaşamış biriyim. Ben Kütahya'da büyüdüm. Orada mahallemizde bulunduğumuz sitede yakın arkadaşlarımız vardı. Benim çocukluğuma dair hatırladığım tek şey evde resimler yapardım. Bir de bazı tiyatro oyunlarının, tiyatro sanatçılarının taklitlerini yapardım. Arkadaşlarım toparlardım. Evden de salatalık getirirdim. Onları dörde bölüp anneme, onlara ikram ettirirdim. Böyle aktiviteler yapıyordum. Yani çok toprakla oynadım, çok sokakta oynadım. Çok seksek oynadım, çok yakalambaç oynadım, yakan top oynadım. Çok hakkını verdim. Annem hani kapının önünde bizi artık soyardı neredeyse. Yine perişan etmişsiniz kendinizi diye. Başarılı programcı Esra Erol çocuklarıyla ilişkisi çok güzel olan bir anne. Ben yaramaz bir çocuktum da. Haylazdım. Çok kırığım döküğüm vardır yani. Çok kafada dikiş, kollarda dikişler, yaralanmalar. Öyle çok akıllı uslu bir çocuk değildim. Ben de çocuklarıma aynı şeyi yaşatmaya çalışıyorum. O kontrollü, güvenli alanlarında yine site içerisinde arkadaşlarıyla o çocukluğu yaşasınlar istiyorum. Başarılı programcı Müge Anlı'nın ne kadar enerjik, çalışmayı seven ve disiplinli biri olduğunu bilmeyen yok. Acaba çocukken nasıldı merak ediyoruz. Çok hareketli bir çocuktum. Benim vücudumun her tarafı yara iziyle doludur. Allah'tan tenim çok göstermiyor. Yani şuradan ayak topuğuma kadar her tarafım yara izlidir. Yani böyle bisiklete bineyim, kaykaya bineyim, oraya atlayayım ama bisiklete bineyim ama merdivenlerle ineyim bisikletle falan. Hani acaba inebilir miyim? Acaba bu bisikletle burada inip denize atlayabilir miyim falan gibi birisi olduğum için. Şimdi biraz hani onları tabii yaş ilerledikçe insan korkuyor orası burası kırılacak diye. Daha sakinleşiyorsun ama hareketli bir çocuktum. Zor bir çocuktum yani bunu kabul ediyorum. Müzik
Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın doğayla iç içe ortamları ve köy yaşantısını çok sevdiğini daha önceki röportajlarımızdan biliyoruz. Köyde doğup büyüyen başarılı oyuncu çocukluğuna ait sempatik bir anısını bizimle paylaştı. Kızakla kaymayı çok severiz bizim o taraflarda. Kars'tan bahsediyorum. Oranın karı çok meşhurdur. Ben bir kere okuldan geliyordum ilkokuldayken. Eve geldim. Dedem bana yeni bir kızak yapmış. Dedem de aynı zamanda namaz kılıyor ben eve girdiğimde. Ben de işte kızağı yaptığını gördüm. Üstüne de bir örtü örtmüş. O örtüyü açtım. Müthiş bir kızak. Yepyeni böyle ahşabı falan yepyeni. Tabii dedem de namaz kıldığı için oğlum dur onu alma diyememiş bana. Ben kızağı aldığım gibi hemen koştum. Karın üstüne vurdum. Bizim orada bir binme şekli vardır kızağa. Vurduğum gibi kızak olduğu yerde kaldı. Ben üstünden fırladım. Şu dişimi kırmıştım hatta. O kırık hala durur. Bizim oradaki kızakların şekli şöyledir. Ahşap sürülmez şeyin üstünde. Muhakkak ahşabın altında demir bir çubuk olması lazım. O demir çubuk karın üstünde kaymasını sağlıyor. Fakat dedem daha o çubuğu takmamış. Ben de o yüzden öyle bir güzel bir şeyle, çocukluk hikayesiyle size aydınlatmış oldum. Çocukluk fotoğrafını görünce neredeyse hiç değişmemiş diyebileceğimiz Ceren Benderlioğlu meğer küçük tatlı bir kızken oturdukları mahallenin belalısıymış. Çok yaramaz bir çocuktum. Yani bir cam kırılsa Ceren diye bağırırdı mahalledekiler. Diğer çocuklar da çok çabuk. Ya erkek gibi bir çocuktum zaten. Ben futbol oynardım 21 yaşına kadar. Ben 20 yaşındayken falan giydim ilk topuklu ayakkabımı. Yaramaz, zıpır, yerinde duramayan, zaten biraz hiperaktife bir çocuktum. Futbol, basketbol. Yani tüm yaramazlıklar da başımın altından çıkıyordu genelde. En havalı haliyle poz veren bu küçük kızı tanıdınız mı? O zamanlarda bile bir star ışığı barındıran bu tatlı kız, bir zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'ten başkası değil. Şimdilerde naif kişiliğiyle dikkat çeken güzel oyuncu, çocukluğuna ait hiç bilmediğimiz bir yönünü bizimle paylaşıyor. Özellikle şunu söyleyeyim, hırslı bir çocuktum, yaramaz bir çocuktum ama hırsım çok daha ön plandaydı. Hatta şöyle bir anım var, hatırlıyorum. Daha böyle İngilizce öğrenmeye yeni başlamışız ilkokulda. En yakın arkadaşımla okul başlamasına birkaç gün var. Konuşuyoruz. Ne yaptın, neler yaptın yazın. İyi ya işte ben de tatil yaptım falan dedim. O da dedi ki ben de dedi İngilizce alfabe öğrendim dedi. Dedim öyle mi? Aa dedim ben biliyordum zaten dedim. Keşke hani söyleseydin ben dedim yardım ederdim. Aa gerçekten mi falan. Telefonu kapattım. Olamaz dedim yani. Benim ben bunu öğrenmem lazım diye. İki günde sırf hırsım yüzünden İngilizce alfabeyi öğrendiğimi hatırlıyorum yani. Şu an eser yok ama hırslı bir çocuktum. Genellikle röportaj yaptığımız ünlü oyuncular hareketli ve oldukça yaramaz oldukları yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekiyorlar. Furkan Palalı da çocukken yaptığı haylazlıklarla annesini üzenlerden. Vallahi ben çocukluğumda çok yaramaz bir çocuktum. Yüzümde de hatta yani onun izini de taşıyorum burada. Hep yani söz dinlemeyen ve işte inat eden bir hatta sarı inadı var der annem hep. Ondan sonra öyle bir çocuktum yani. Bir gün annem böyle bir çok sevdiğim bir tesis vardı. Orada işte havuza gidecektik o tesiste. Ondan sonra ben de sevinçten koşturuyorum yani. Genelde sevincimi böyle koşturarak bir futbolcu gibi yaşıyordum. Ondan sonra yine evin içinde koşarken annem dur yapma oğlum falan. Ayağım takıldı kalorifer peteğine vurdum. Ondan sonra gidememiştik ona üzülmüştüm.
Sevilen dizi Maraşlı'nın güzel oyuncusu Aline Boz, diğer oyuncuların tam tersine oldukça sakin ve uslu bir çocukmuş. Hayır, yaramaz bir çocuk değildim. Sakin bir çocuk olduğumu hatırlıyorum. Çocukluğuma dair hatırladığım çok fazla anı var. Ben Rusya'da büyüdüm. Orada arkadaşlarımızla ağaçlara tırmanmalarımız, garip garip maceralarımız, ya aslında çok şey hatırlıyorum. O yüzden net olarak hatırladığım tek bir anıyı söyleyemem ama çok eğlenceli bir çocukluk geçirdim ya. Özellikle o 0-7 yaş arası Rusya'da geçirdiğim dönem, çok köy ortamında hayvanlarla, arkadaşlarımla ağaçlarda tırmanırken falan hatırlıyorum kendimi. Aline Boz'un çocukluğunun büyük bir kısmı da Türkiye'de geçmiş. Güzel Yıldız o günlerden hasretle bahsediyor. İstanbul'da Avcılar'da yaşıyordum. Orada da çok güzel bir çocukluk geçirdim. Hep sokakta saklambaçlar, bisiklet kavgaları, bisiklet savaşları, işte top oynamacalar, atlamalar, zıplamalar. Eğlenceli bir çocukluk geçirdim. Keşke geri dönebilsem o yılları.